Tamam aynı bunu söyleyen sen. Evet. Telefona dokunuyorsun. Ben aldım telefonu. Almış bulunmuş yani. Ben. Şey, neden onu anlamadım. Almış bulunmuş. Ben almış bulunmuş. Şeyin şokun yetkisine bağlı. Ona baktım sen benden yüzünü artık kapattım. Bırakamadım da telefonu. Öyle bir almış bulunmuş. O başka bir şey. Başka mı olur Didem Hanım? Kızın ölmüş, ben gözünü kapatacaksın tabii. Elini öptüm, elini beni çok gidin diye. Şey geldi, savcı gözünü fark ettim, gözünü kapattım. Ona bakacak olursan o telaşından olan şeyle anla. Gelelim senin kulak meselesine. Bu arada birazdan Bodrum'dan canlı yayında olacaklar. Senin suçladığın Metin, katil Metin yeğenim olabilir. Ve ben kardeşim olabilir dedin ya. Şu kulak meselesini, diğer meseleye sonra geçeyim de. Ya kulaklığı bekleteyim de. Sen cenaze orada... Orada duruyor. Bir sürü insan gelmiş orada. Sen orada cenazenin o başında sürekli Nazlı'nın dedikodusunu yapıyormuşsun. Hayır. Hayır. Evet, Nazlı'nın dedikodusunu yapmadım ben. Öyle dediler. Hayır. Bunu kendisi, Süzen'in kendisi iddia etti. Ben o bana dalışmaya başlayınca dedim ki niye geldin o zaman dedim bana kavga edeceksin. Ben senin gibi ablam yok dedim ben. Ben onları koşturamam, koşturamam. Nazlı'yı kapıma geldi. Ben onları Nazlı'yı koşturamam. Böyle aynı. Didem Hanım burada bana bir söz hakkı doğdu. Ayşe ablama şahit gösteriyorum. Şimdi ben şunu açıklayayım. Siz bunlara kavga ettikten sonra... Ben ablam bu dedim. Turcan, siz oğlunuzla gelinle kavga ettikten sonra zaten Mehmet Ali onları kovuyor şeyden. Sonra kayınvalidesinin yanına Sakarya'ya gidiyor. Sakarya'da tutunamıyor, bir şey olmuyor. Sonra teyzesinin yanına gelip diyor ki ben oraya geleyim diyor. Teyzesinin yanına geliyor zaten. O gün de ben bildiğim kadarıyla bunu sorarım tabii yanılıyor da olabilirim. Seni, hatta cenazeye bile gelmiyorlar. Ben geldim. Sen geldin. Hatta o gece yani daha doğrusu sabahı cesedin bulunduğu sabah senin teyzen orada mıydı? Teyzemle beraber geldim. Teyzem tamam, enişten peki. Ben geldim. Teyzesi ağzını tutamadığı ben için beni şeye soktu, krize soktu. Ben ifadelerimde eksik ifadeyle olabilirim. Yani gelini neden kendi evinde tutuyorsun diye sen kızdın mı? Hayır. Ben geldiğimde annem... Sandalye dışarıda ateş ne yapmıştık biz. Ateşin orada annem oturuyordu. Terk ettin mi? Boşluk yarattın annem dedim. Annem bana orada şu kelimeyi kullandı. Bir dakika söyle evet. Ben orada ateşin hatta orada demir bir sandalye vardı. Ona oturuyordu. Annem yalancı bana bu kelimeyi... dedim. Yalancı dedim. Yalancı şey demedin. Evet. Sen dedi kabulümsün dedi. Çocuğunla beraber dedi kabulümsün. Boşayacaksın dedi. Evet, buna bütün köylü de söyledi. Oradaki insanlar hep şahit. Hayır nerede söyledim bana bir tek mefer değil ki. Herkesin önünde söyledi sen bunu. Onu da geçtim. Ben evden gitmezden önce sen bana zaten yüzüme söyledin. Kısıtladım benim, senin her şeyini ben gitmesin diye. Eğer sen buradan gidersen daha kötü şeyler olacak diye söyledin benim yüzüme zaten. Senin bundan için daha olacak. Kötü ne senin olabilir? Için olacak dedim senin için. Benim için yapıyorsun işte benim için yapıyorsun. Benim için yapıyorsun zaten çocuğun sonuçta. Çocuğun var dedim çocuğun için senin için olacak dedim. Ben cenaze için bir şey konuşmadım. Sen cenazede benim yanımda herkes, hatta herkes bana dedi ki ben orada kelime konuşacaktım. Bir şey sorabilir miyim? Kimse bana dedi ki sen sesini çıkarma dedi. Bir dakika, sesini çıkarma dedi. Dikkatli bir izleyicimiz. Babam da dedi aynı şeyi. Babam dedi ki sana dedi hiçbir şey bırakmayacağım dedi. Aynı yüzüne söyledi. Senin yüzüne dedim. Söyledim. Senin yüzüne dedim. Bu çocuğun böyle olması senin yüzüne. Sen değilim, şeyim değilim. Hayır, nasıl yok? Benim ne suçum var? Anne evde olan sizsiniz zaten, kurban olayım ya. Ben evde değilim, bir şey değilim. Ben evimi, bacamı mı... Avukatla amcam olmasaydı dedi inanmazdım dedi bir, bunlardan bir şey, bir şey öğrenemiyor ya. Konumuz o değil de çok dikkatli bir izleyicimiz şöyle şeye bakmış. Yani çok. Bir şey sorabilir mi? Bu soruyu ben telefon sorusu izninle. Sen kızım sor, sen ne diyorsun oğlun al senin dedi. Baban soruyor tamam. O gün ateşin başında böyle dinleniyorsun. Elinde telefon devamlı karınla mesajlaşıyor. Ne mesajlaşıyordun orada? Ne karım soruyordu ne oldu ne geldi diye soruyordu. Merak ediyordum. Merak ediyordum. Merak ediyordum. WhatsApp'ta. Merak ediyordum da niye gelmedin o zaman? Öbür telefonda merak WhatsApp'ta. Merak ediyordum da niye gelmedin? Mefar bir konuş. Bak baba eşini getirmedi beni. Merak niye getirmedi? Anan saldırıyor diye. Sürekli yine laflar sokuyorsunuz. Evet saldırıyor diye getirmedi. Ama tek bir cümle ona herkes de şahit. O şey cenaze evindeki herkes şahit tek bir kelime kullanmışsın. Kızımın cenazesine gelin şey karım gelemez diye bunu Mefar'a söylemiş. İstemiyor o cenazeyi zaten. Kim gönderdi? İstemiyordu. Hiçbirinizi istemiyorum. Bu kardeşim geldi. İkinci dünyasına geldiler mi? Kimse gelmedi. Bir şey söyleyeceğim. Turcan bir saniye. Baktın mı giderken? Beni suçladın ve gittin.
Sıkıntı değil canım. Ne yapacağım? Gelsin. Öyle görünüyor biraz. Bir dakika, bir şey merak ediyorum. Bak kayınpederin sana çok haklı bir soruyor. Kayınpederin çok haklı bir soru soruyor. Diyor ki yapıldı işte de. Böyle düşünüyorum. Çok haklı bir soru soruyor. Diyor ki tamam tartışmalar oldu bitti. Cenazemiz var. Niye gelmiyorsun? Gelin diyor. Ama ben getirmedim. Eşim getirmedi beni. Ya. Hem o niye çocuk hastaydı zaten. O gece uyumadığını ama belirttik ben, zaten biz. Ben mesaj açarım. Haber eşime ben istediğin şeyi canım, söyledim. Ona bakarsanız pekala, Turca Hanım'dan. Pekala, niçin ben uyumadın gözü zaman? Nasıl? Çocuk niçin uyumadı ki? Niçin? Cenaze... Bir dakika bir şey daha sorayım. Cenazeden haberin sen, oldu. Ondan uyumadın o zaman. Sen geldin orada. Ateşin başında aynı kafa böyle. Baba. Kardeşim tövbe nasıl olmuş? Ya. Nasıl ölmüş? Hiç sordun mu bana? Sen bana fırsat vermedin ki. E sordun mu? Aynı böyle. Fırsat gelin, vermedin. Gelelim iki tane önemli soruya. Birincisi Mehmet Ali izleyicimiz, dikkatli bir izleyicimiz soru, bazen izleyici soruları da alıyorum ben. Diyor ki açamadım ki telefonu dedi Mehmet Ali az önce. Açamadım ki telefonu. Neden açmaya çalıştı ki telefonu diye soruyor. İzleyicinin kafası karışmış. Acaba açmış telefon şey mi diye baktım ben aslında onu. Bir dokandım telefon simsiyah dokandım şey normal ışık çıktı. Bir daha dokandım bir de ona kadar açmaya çıktı. Açmaya mı çalıştın izleyici anlamamış. Açmaya mı çalıştın telefonu? Yok ben de açmış değilim ona kontrol ettim telefonunu. Açsaydın neye bakacaktın? Ya hiçbir şeye bakmayacağım. Nesin bakmayacağım? Oldu. Ben arayan ortası... soran var mı? Kim aramış? Kim sormuş? Ya. Yok öyle bir şey yok. Açık mı kapalı mı denemiş sadece. Tamam söyle Nazlı ne diyorsun? Ben öyleyse bu çocuğun şifresini bilen biri olduğunu şimdi hazır mı arkadaşlar Bodrum'daki teyzeyle yeğeni? Çünkü yeğenini katil olmakta suçluyor. Söyle Nazlı şu iki rapor açıklayacağım. Söylüyorum. Dün annemin bir sözüne şahit oldum. Dün sizi orada bağırırken yayında. Evde gittim izledim. Sadece şunu söyledi. Şehit annesiyim dedi. Ve kazayla ölündü dedi. Kazayla öldü nereden biliyorsun ya? Ne kazası ya? İzletsinler ne abi. Ne kazası kızım? Bak öldürmüş bu çocuk ya. Ne kazası ya? Bak ben öldürmüş ya. Nereden biliyorsun? Kazayla öldü ne? Kazayla öldü diyorsun. Hayır. Basbay öldürmüş. Hayır. Böyle işte tamam beni ben tuzak tamam kurup da böyle işte olur olmadık lafımı keserken beni tamamlatmadığınız için sizin rolünüz bunda. Dün ben seninle mi konuştum da o kelimeyi kullandın? Beni düne kadar tek başıma konuşmaya fırsat verdiniz mi? He? Sen zaten bir şey rica edeceğim. Dün Turce'nin ağzından bu işte kazayla meselesi nasıl çıktı? Onu bulmanızı istiyorum. Onu bir izletelim bakalım Turce ne demeye çalıştı. Onu bir ekranlara getirelim. Şimdi gelelim. Biz bugün kimseye haksızlık yapmayalım. Kulağım ben duymuyor. Ben de kimseye Turcan bir açıklayayım. Ben de kimseye 30 yıllık meslek hayatımda kimseye haksızlık yapmamak için etik değerlere çok fazla önem verdiğim için seni bir hekime bir doktora götürmek istedik. Tamam. Şimdi ilk gittik orada gittiğimizde. Tamam. Gittiniz orada bir test yaptınız. Evet. Sonra arkasından hareketlerin ve tavırların şüpheli bulunduğu için dediler ki bir kez daha Turcan Hanım'ı biraz tekrar. Onu da beğenmediler. İzinle. Tamam. Ben yine devam edeceğim. İzinle. Şüpheli hareketlerini falan ilk gittiği şeyde. Ben dünden sinirliyim zaten. İlk gittiğinde Turcan Hanım hiçbir şey duymadığından bahsediyor. Evet. Çünkü şöyle testler şöyle yapılıyor biliyorsunuz. İşte duyduğun sesleri ne kadar duyuyorsun? Duyduğun zaman butona bas diyorlar. Turcan içeri giriyor, kabine giriyor. O sırada sesler kulağına veriliyor. Arkasından Turcan butonlara basıyor. Şimdi ilk bastığı zaman butona Turcan dışarı çıkıyor. Hatta mikrofonu telefonu geldi. Mehmet Ali'ni kapatıyoruz. Dışarı çıktığında ilk şöyle bir sonuç çıkıyor. Kulaklık olmadan Turcan duyamaz. Kulaklık kullanması lazım. Hayır, duyuyorum ben. Dur. Ama ilk rapor öyle. Sonra Turcan'ın hareketleri ve tavırları şüpheli bulunduğu için Turcan Hanım'ı tekrar görmek istediler. Biz hastaneye götürdük ve tekrar kendisiyle doktorumuz bir kez daha teste tabi tuttu. Şimdi ilk teste raporlarda 78 desibel duymadığı sağ kulakta, diğer kulakta da 46 desibellik bir özür dilerim duyma şeyi varken daha sonrasında hangisi önce hangisi sonra neyse yani değerler arasında çok fark çıkıyor. Bana bayan
bilgi vermedi. Hiç daha girmedim. Daha önce girdim ben, bilgisayarlı olana girdim. Şimdi bak, birincisinde %78 evet. Yani 46 ve normal diyorlar ki burada diyor işitme cihazı kullanması gerekiyor. Sonrasında hareketleri, tavırları şüpheli bulunuyor. Yani ilk testle son test arasında dünya kadar fark çıkıyor. Evet. Putona basmada uyarı yapmadığı için. İlki ağır, ikincisi orta derecede çıkıyor. Hı. Şimdi dolayısıyla arkasından da çok daha ileri bir tetkik yapılması lazım. Turcan Hanım bizim komutlarımıza şüpheli yanıtlar veriyor. Dolayısıyla kulağında ciddi bir duyma kaybı olmayabilir. Bu hastanın tavırları çok şüpheli. Bakın, İki defa yazmışlar. Ekranda da şüpheli davranışlar diye doktorun yazısı evet. var. Dolayısıyla biz seni başka bir hekime daha götüreceğiz. Götürüm. Neden önce bu tonları duymuyorum diyorsun da sonra duyuyorum diyorsun? Bütünü bana şöyle bas böyle bas tarif etmedi. Tamam mı? Duyduğumu bastım, duymadığımı basmadım. Ve dünden olaydan ötürü, dışarıdaki toplumdan ötürü zaten moralim çok bozuk. Ağladım etti orada, memur orada. Yüzleşebilirim. Ağladım etti. Teyit etti bana kendi işesine göre. Konuşmalarımı da, kendisi de konuştu. Onları da teyit etti bu. Ben sinirden zaten bazısını vakitinde basmadığım için şüpheli görünüyorum. Çünkü çok sinirliyim. Veya üzgünüm, ağlıyorum yani. Bir de o yönden de kimin teyit geçtim bilgim olmadığı için. Ben daha önce bundan geçtim. Ama beni bu putonlu yolana vermediler. Tam teşekkürlü hastanede benim kulağımı teyit ettiler. Hiçbir şüphem yoktur. Benim kulağımda zaten önceden tespit olan duyu geriliği var. Bak ilk gittiğinde, evet, ilk gittiğinde piton hiçbir hatası. Şey duymuyorum diyorsun. Piton hatası. Senin hatan değil. Değil. Şüpheli davranışların ha, değil. Değil. Doktor seninle ilgili şüpheli davranışları var diye teşhis etmiş. Evet, değil. Benim şeyim değil. Biz haksızlık yine yapmayalım dedik. Evet. Tuğçe'de daha teşekküllü bir hastaneye. Ben daha teşekküllü hastanede. Çok ileri derecede. Teyit oldum. Aynen teyit olmuş şimdi. Hayır, daha ileri derecede İstanbul'dasın. Birçok Türkiye'nin her yerinde çok kıymetli hekimler var evet, kuşkusuz. Her yerde. Ama bazen İstanbul'da aletler, işte bazı cihazlar çok daha fazla cihazlar evet, olabiliyor. Evet. Gelişmiş cihazlar evet. olabiliyor. Çok gelişmiş ileri evet, bir tetkikle evet. senin kulakların duyup duymadığına bakacak. Çünkü neden? Sen ifadende diyorsun ki benim uykum çok hafiftir. Kedi geçse duyarım diyorsun. Duyarım genelde. Uyku hapı içtiğinden bahsetmiyorsun. Evet. Ama o gece diyorsun ki kulaklarım şu anda bize diyorsun ki kulaklarım duymuyor. Evet. Tamam mı? Benim ben de diyorsun ki önceden uyku zaten içtim. Raporum var. Fatma, senin annenin kulaklarında duyma problemi var mı yok mu, vicdanına dayanarak sana bu soruyu Allah soruyorum. Allah şunu söyleyeyim Didem Hanım, evde hep bağırarak kendisi konuştuğu için ya var ya yok bilmiyorum yani, kendisi bilecek. Sizi duyuyor muydu evdeyken? İkilekli bu olaylar olmadan bir önce bir saniye oraya sorayım. Şey derdi hep böyle yani, ben kızken de söyleyeyim yani hep burada... Bir şey bulamadım, kendisi bağırarak konuşur. Biz o değil. Bağırıyorsun? Senin söylediğin sözleri, soruları annen duyuyor mu duymuyor muydu öncesinde. Evde? Öncesinde. İkiletmiyordum adam, ikiletmiyordum. Bak kardeşinin cenazesi. Müdahale etme ya. Hayır. Kardeşinin cesedini düşün, cinayeti düşün. Vicdanına sesleniyorum ben senin. Allah duyuyor diyebilirim. Teşekkür ederim. Senin yani, annen evde duyuyor muydu duymuyor muydu? Duyuyordu. Hani Nazlı'ya sormayacağım, ona güzel gelmiyor. Şeyleri bazen sorabiliyor. Nazlı ya, oğlum niye? Siz böyle kulağında ne var senin diye kaç sefer ikaz ettiniz. Anne o ayrı bir şey. Nasıl ayrı oğlum? Ben de zaten duyu bakıyorum. Şey. Sen kulağını komple kapatırsın. Hayır. O başörtüsüyle bilmem neyle Hayır. kapatırsın. Alakası o zaman yok. Duyamazsın, o ayrı bir Şimdi, şey. Katil, katil Metin dedi. Bakalım hiç Metin mi ne söyleyecek? O çok ayrı bir şey. Ve yeğeni canlı yayında olacak ama kulağı duymuyor meselesi çok doğru gibi durmuyor. En azından ama ileri tetkiki bekleyeceğiz.